Hocam, bugün şeylik sende ama ben araya bir münafıklık yapıp aleyhe gireyim. Estağfurullah. Bu bir fondan bahsediliyor. Fatih Terim fonu diye. Oo, heyecanlı konu. Nedir hocam? Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Hocam herkes bir şekilde bunu inceledi, takip etti. Herkesin bir şekilde gündeminde. Bu arada ben bu hiç kimsenin gündeminde değilken yaklaşık 1,5 ay önce bunun için program yaptım zaten. Erken yaptığım için güme gitti programım, ilgi çekmedi. Ama şimdi patladı. Ben okuduklarımdan, ettiklerimden anladığım şey şudur hocam. Fatih Terim adlı bir futbol imparatoru bir bankanın yöneticisi kadınla tırnak içinde bir avukat diyor ki bunların arasında baba kız ilişkisi var. Bu baba kız ilişkisinin sinerjisinden ya biz nasıl para kazanalım konulu bir gündemleri olmuş. Fatih Terim de demiş ki benim etki alanım size yeter de artar bile. Etrafında kendi ellerinde yetiştirdiği Arda Turanlardır, bilmem kimlerdir, bilmem ki Emrelerdir, başkaları Selçuk İnanlar, Semihler. kendi etki alanındaki futbolculara yönlendirmiş demiş ki ben şuraya şu kadar koydum bu kadar kazanıyorum siz de koyun demiş. Fatih hocaları da böyle deyince giden vermiş. İmza yok, kayıt yok, kuyut yok. Emre'nin Arda'nın avukatı diyor ki önümüzde bir kurumsal yapı var. Banka, bir banka var. Bankanın kurumsal itibarına ve o bankanın başında olan şube müdüresine itibar etti çocuklar. Kurtaracak ki onları. Ne fark eder ki? Ha kahvede vermiş, ha salı pazarında. Vermiş işte banka kurumsal, başındaki de o bankanın müdiresi. İtibar etmişler, bir kağıda da yazmışlar. Ne fark eder ki? Bankanın içinde bunları yapsalar ne değişecekti ki? Verin paralarımızı. Bu suç değildir demeye çalışıyor. Dolayısıyla bir numarasında bu var. Yani Fatih Terim'in merkezinde olduğu bilerek, isteyerek bir nüfus ticaretiyle bir kara para aklama, bir vergi kaçırma, bir kayıt dışılık operasyonu var. Kendi dostlarını kandırıp paralarının yok olmasına içi sinen bir kişi, bu taraftan da suç işleyen bir kişi. Bana göre bir örgüt var içeride. Burada. Bir. İki. Paralar kaybedilince hocam sıkı durum benim için en yüz kızartıcı kısmı Emre adamlarını araya koyuyor, Cumhurbaşkanlığına ulaşıyor. Korkunç, o korkunç orası. Yaptığı şeylerin suç olduğunu bilen bu kişi bunlar ortaya çıkarsa ben zaten ceza alacağım. Ben suçlu bir adamım diye düşünmek yerine benim Cumhurbaşkanım zaten bu işlerden iyi bilir. Bu işleri yapıp eden adamdır. Bana da taraf çıkar cesaretiyle arıyor hocam. Diyor ki ben diyor bu suçu işledim. Yardım et banka bana versin diyor. Ama daha heyecanlısı bir bakan üzerinden Cumhurbaşkanı bankayı arattırıyor verin bunların parasını diye. Ve reddediliyor bu. Veremeyiz deniliyor. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı mafyacı, suçlular, kara paracılar arıyor. Sen bu işleri anlarsın, bizi de anlarsın, bize yardım et diyebilecek durumda ve o da hemen polisi görevlendirip bir araştırın burada ne oldu demiyor. Bu suça yatakçılık yapıyor. Bunu deşifre etmiyor. Bunları tutuklatmıyor. Bu benim için en kritik kısmı hocam. Hocam ben de şimdi kendimce kritik gördüğüm şeyi söyleyeyim. Şimdi bu paralar elden teslim ediliyor. Senin de çok güzel şey yaptığın gibi bunlar kara para. Şimdi mesela Arda Turan'da ya da Emre'de kara para ne demek? Nasıl oluyor o elinde kara para? Şimdi bir düşünmek yani ne de eline nasıl gelmiş bu adam bu kadar kara? Milyon dolarlar. Öyle hani 500 lira 600 lira değil. Milyon dolarlar. Arda Turan nereden para kazanıyor? Yani Futbol oynayarak. futboldan. Futboldan kara para nasıl kazanılır? Şimdi bir bak, aşama aşama düşünelim. Şimdi demek mesela az da olsa bir vergi var çünkü. Çok az da olsa bir vergi var şeylerde. Bir sözleşme yapıyor bir kulüple. A kulübüyle sözleşme yapıyor. Sözleşmeyi 10 liradan yapıyor. 5 liradan gösteriyor sözleşme kağıdında. Ama kulüpler 10 lirayı alıyor. Şimdi bak. Ya Şimdi kulüp nasıl bu parayı çıkartabiliyor işte, peki? işte be, hocam iş nereye kadar gidecek? Bak gör şimdi. Yani nereye kadar gidecek? O kulüpte o kara para nasıl bulunuyor?
işin içinde şike var mı? Sonra ne diyor? O kulüp o kara parayı nasıl buluyor? Yani sözleşmede 5 lira gösterirken, Arda ile sözleşme yaparken 10 lira nasıl verebiliyor Arda'ya? Şimdi elinde demek kayıt dışı bir para var kulübünde. Bu bir kulüp. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Barcelona önemli değil. Bu parayı nereden temin ediyor? Bahisten mi temin ediyor acaba? Bahis mi oynatıyorlar kulübün içinde? Şike'den bahsediyor. Şike mi? Şimdi bahis de şike kol kola gidiyorlar galiba. Evet. Sen bahis oynuyorsun ama aynı zamanda da şike yapıyorsun. O bahisin tutması için burada şike yapman gerekiyor. Bir tarafta da şike yaptırıyor. Şimdi bunlar ortaya şimdi bunun üzerine gidilirse eğer bu Fatih Terim fonunun üzerine. Şimdi bu oyuncuların Semih'in, Şuy'un, Buy'un bunların arasında yurt dışında top oynamış bir Arda Turan var bildiğim kadarıyla. Bir de yurt dışında çok kısa bir süre teknik direktörlük yapmış Fatih Terim var. Emre de Inter'de oynadı ya. Gitti. Ama esas şeyleri Türkiye'de kulüplerden. Mesela işin içinde federasyon da var. Sen milli takım teknik direktörlüğü yaparken acaba o sözleşmeler kaç para yapıldı? Ama kaç para verildi Fatih Terim'e? Bunu bilen var mı? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben anlayamıyorum. Bir futbolcunun eline kara para nasıl gelir? Anlatabiliyor muyum? Adam eğer uyuşturucu kaçakçısıysa kara para geliyor, anlıyorum. Uyuşturucu kaçırıyor, kara para var elinde. Ne bileyim ben eski tabirler eski, artık kullanılmıyor ama beyaz kadın ticareti yapıyordu. Nedense beyaz kadın çok makbul şeymiş gibi beyaz kadın ticareti diye bir şey var. Beyaz kadın ticareti yapıyor, kara para var elinde. Uyuşturucu ticareti yapıyor, şey var, kara Arda Turan'ın elinde nasıl kara para olabilir? Bu arada hocam yazılan iddianamelerde bu futbolcuların hepsi söylüyor. İfadelerinde söylüyorlar. Bizi buraya kanalize eden Fatih Terim'di diyorlar. Hocam Fatih önemli bir adam. Ama iddianamede Fatih Terim'in adı yok. Ben bir şey atmıştım. Bir X mi deniyor artık tweet atmıştım yani. Orada çok kısa bir tweetti yani bir satırlık. Türkiye devleti Fatih Terim'i yargılamaz, yargılayamaz. Ya öyle olur anlaşılıyor. Türkiye devleti Fatih Terim'i yargılamaz, yargılayamaz zaten. Evet. Yani anlayabiliyor muyum? Çünkü işin arkası şey. Şimdi bir de başka bir şey var mesela. Şimdi adam diyor ki şu kadar para kazandım diyor. Sen bu hocam futbol oynayan kulübe borçlarını şimdi siz bir çerçeve çizdiniz. Bu şekilde yönetilen kulüplere Recep Tayyip Erdoğan hazineden, kamu bankalarından milyarlarca TL'lik yardım yaptığı borçlarını yeniden yapılandırdı. Doğru mu? Tabii. Sen nereden alıyorsun bu yetkiyi? Bizim hangi kamusal menfaatler nedeniyle bilmem ne mafyanın çetenin başında olduğu bir kulübün kötü yönetilen, şeffaf olmadan yönetilen, gelirinin giderinin anlattığınız gibi nereden olduğu belli olmayan adamların borcunu benim kamu bankalarımdan, benim vergilerimden yeniden yapılandırma, destek verme hakkını nereden buluyorsun kendine? Hocam bu iş çok önemli bir iş. Bakalım neresine kadar gidilecek?